Selam arkadaşlar, bu yine Kebap Chefs'teyiz. Oyunu biraz oynadım. Level 10'da biliyorsunuz çalışanlar açılıyordu. Level 9'a kadar getirdim. 9'un yarısına kadar hatta geldi. Domates çorbası yaparak bayağı bir level atlamış gibi oldum aslında. Domates çorbası biraz kolay. Hızlı böyle hani gün atlatıyor bize. O yüzden yine bir bugün domates çorbası yaparız. Yalnız level atlarken mecburen bir görevi daha yapmış oldum. Onu da size göstereyim. Biliyorsunuz oyunda şefler var. O şeflerden birisi geldi. Yuan mıydı? Dur bakayım. Neydi o? Şöyle bir bakayım. Aynen. Spicy Yuan. Gurmelerden biri geldi. Ona acılı tavuk göğsü yaptık. Onun görevi o. Acılı tavuk göğsü yaptık ve bize bu ödülü verdi. Bu plaketi verdi. Onun haricinde kıyma makinesi gibi bir şey açtı. Döner makinesini açtı işte. Onu videoda gösteremedik. Ama yani bir şey de yok aslında baktığın zaman. Geliyor. İşte şu gün geleceğim diyor. Sen o güne bir tane şuraya otomatik masa kendisi ayarlıyor işte. Örtü seriyor. Özel işte şişesiymiş bilmem nesiymiş. Süslemesiymiş. Onları yapıyor. Sen sadece istediği şey tavuk göğsü. Onu standart yapılışını hazırlıyorsun. Götürüyorsun. Önüne koyuyorsun. Beğeniyor ve sana bu ödülü veriyor. Ekstrem bir durumu yok yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bugün hemen o level 10 yapmaya çalışacağız ki çalışan alabilelim. Şuradan hemen bir menümüze gelelim. Domates çorbası. Tavuk budu. Yo, acılı tavuk budu mu yapmıştık biz? Tavuk göğsü mü? Tavuk budu yapmıştık galiba. Hangisini yapmıştık hatırlayamadım ya. Tavuk göğsü de var. Biz domates çorbası yapalım. Hatta bir de şey mi yapsak? Tavuk budu mu yapsak? Tavuk göğsü mü yapalım? Tavuk göğsü yapalım bir de ekstra. Tavuk göğsü ne istiyor? Tavuk göğsümüz var mı? Tavuk göğsü var. Tavuk budumuz da var. Domates, kırmızı biber, yeşil biber. Onlar var. Domates çorbası için tereyağı ve süt gerekiyor. Onlar kalmadı. Onları bir alalım önce. Şuradan 2, 4 tane tereyağı alalım. 4 tane süt alalım. Şurada da büyük dükkan var ama tabii biz ona geçene kadar o aylar yıllar geçer biz oyunu unuturuz zaten. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir şuraya koyalım. Şunları şöyle dizelim abi. Bunları tek tek alıp kutuyla da koyabiliriz aslında da. Neyse. Daha sonra öyle yaparız olmadı. Böyle tek tek uğraşacağımıza öyle daha mantıklı olur gibi. Şimdi önce bir hazırlıklarımızı yapalım. Dur. Önce şuradan bir domates çorbasını getirelim şöyle. 2 tane domates. 8 dilim domates olacak çünkü. O da 2 tane domatese denk geliyor. Buradayı. Heh. Şimdi tencereye ne kadardı? 1.20 litre su alacağız. 1.22. Tamam, sıkıntı yok. Domatesleri attık. Tereyağı attık. Sütümüzü koyduk. Tencereye, ocağa yerleştirdik. Şimdi bu tamam. Şuradan tavuk göğsüne geçelim. Tavuk göğsü. Bir tane tavuk göğsü aldık. Tuz, acı biber. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet, çorba pişti bu arada. Şuraya kaseleri koydum ben. Onu yap hazırlarken bir yandan da 0.20. Şöyle. Tamam. Aa, ne oldu? Niye koymadı kaseye bu ya?
Allah Allah. Niye kaseye koymadı bu bunu? Şimdi koydu. Allah Allah. Kasede mi şey var? Bir sıkıntı var, anlamadım. Neyse şurada dursun bakalım. Neydi? Maydanoz. Şuradan. İki tutam mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Şöyle, tamam. Ana ısı düşük. Niye ısı düşük? Isı niye düşük oğlum? Neyse dur şimdi. Mangalımızı da yakalım. Isı niye düştü? Yan yavrum. Tamam. Kırmızı biber, yeşil biber, patates. Yeşil biber, kırmızı biber, patates ve tavuk göğsü. Şuradan tabağımızı alalım. Rıfkı da içeriden bağırıyor. Patatesleri dilimleyeceğiz. Ondan sonra dükkanımızı açabiliriz. Biz dükkanı açmadan saat ilerlemiyor arkadaşlar. O yüzden rahatız o konuda. Önce hazırlık yapıyoruz. Patates dilimleyeceğiz. Şunu da yanmasın alalım. Patates. Tamamdır. Bunu böyle koyduk. Bak bunun ısısı %100 oldu. Mükemmel. Tamam. Dükkanımızı açabiliriz artık. Evet. Ama domates çorbası niye öyle soğuk oldu onu anlayamadım ya. 0.91 litre kalmış. Isıtırız. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Hoş geldiniz efendim. Anlamadığım olay şu. İki müşteri geliyor. Yalnızca şu iki masaya oturuyor. Başka müşteri girmiyor. Yani bunlar çıkmadan yeni müşteri girmiyor diyecektim. Üçüncü müşteri girdi. Oğlum hani girmiyordu bu? Allah Allah. Girmiyordu. Şey mi? Level atladıkça mı ekstra müşteriler geliyor? Çünkü girmiyorlardı. Hatırlıyorum. Ablacığım afiyet olsun. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Her zaman bekleriz. Bak hayret vallahi bu masalardan biri kullanıldı ilginç bir şekilde. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Yine bekleriz. İşte çalışan aldığımız zaman burası mutfak olacak. Burada işte tabaklar toplanacak. Temizlik memizlik falan filan. Rıfkı yine kendini yırtıyor. Yan tarafta. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ne vereyim ablama? Tavuk göğsü. Abicim oturacaksın mı? Bugün oturur musun? Ben oturayım seni. Nasıl yapalım? Nasıl istersin? Oturamadı. Bak, hala burada duruyor. Ne yapayım abi? Ben senin için şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim ben şimdi sana? Aha level 10 olduk. Temiz. Oğlum geçsene. Sığırcık kuşu. Hemen hesabınızı getirdik. Herkes gelip gidiyor. Bu sığır orada oturuyor. Şey ayakta duruyor. Heh, hareket edebildi sonunda. Efendim hoş geldiniz. Hele şükür oturdu yani. Oğlum soğuk yemeği böyle yapıyor adamlar. Efendim hoş geldiniz. Çorbamız hemen çorba çıkartalım. Hmm.
Birazcık bekleteceğim. Çorbayı ısıtıyorum. Buyurun efendim. Hemen çıkartıyorum çorbayı. Emrinize amade. Şöyle. Bir de şöyle. Bak bu sefer ısı %100 oldu. Hemen alalım hesabı. Efendim yine bekleriz. Bulaşıklar daha oldu daha. Oğlum ne bitmez soğuk göğsüymüş lan. Son bir tane kaldı galiba da. Hoş geldiniz efendim. Çorbamız mevcut. Çorbamız mevcut. Bugün iyi müşteri geliyor. Ha vallahi ilk defa gördüm böyle. Hep 2-2 gelip gidiyordu. Bugün aynı anda 3 müşteri 4 müşteri geldi yani. Bunlar galiba son müşteri. Başka gelen olmaz diye tahmin ediyorum. Aslında mangal boşu boşuna yanıyor. Bunu da kapatma olsa sonradan tekrar yaksak falan. Daha iyi olur. Elektrikli mangal falan var ama çok ilerleyen bölümlerde. Evet bugünlük iş bitti. Efendim afiyet olsun yine bekleriz. İş bittiğine göre buraları temizleyeceğiz. Bunlar iptal. Şu tabakta bir sıkıntı var. Bu tabağı atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Evet, tabak elimizde kaldı. Ne yapalım? Şöyle koyalım. O tabakta var bir arıza. Bir de şöyle bir sıkıntı var. O kadar yani dolapta 20 tane tabak var. Ama bir süre sonra o tabaklar eksiliyor. Ne oluyor o tabaklara hiçbir fikrim yok. Bak şimdi 20 tane olmayacak. En son 16 tane mi 18 tane mi ne düştü o tabaklar? Nereye gitti o kadar tabak hiçbir fikrim yok. Bak şimdi. 4 tane tabağım var. Abi diğer tabaklar nerede? Ne oldu öbür tabaklara? Hakikaten öbür tabaklar yok. 20 tane tabakla başladık. Ve tabaklar yok abi. İlginç bir şekilde tabaklar yok. Hiçbir şey anlamadım yani. Ne oldu o tabaklara şimdi? Bizim 4 tane tabağımız mı kaldı yani? Bu mudur olay? Kaseler buraya konuyor mu? Konuyormuş bu arada. Acaba kaseleri de komple genel buradaki şeyden mi sayıyor o zaman? Biz buraya koyuyoruz çünkü kaseleri. Muhtemelen tabak kase fark etmiyor. Anladığım kadarıyla. Ondan dolayı benim kafamı karıştırdı bu. Baksana. Şimdi gayet normale döndü her şey. Hayret ya. Bu arada etrafta bir şey bırakmamak gerekiyor. Geçen oynarken işte video öncesinde maydanozu unutmuşum. Maydanoz bozulmuş. Sabah uyandım geldim tekrar dükkanın önüne. Denetleme gibi bir şey var. Ceza yazıyor abi para kesiyor. Bildiğin ceza yedik yani. Sırf dışarıda maydanoz kaldı diye. Dışarıda maydanoz kaldığı için ceza yedim. Dur bakalım bunu da dökelim o zaman. Şöyle. Tencere yıkanmıyor. Anca böyle su konuyor. Yıkanma olayı yok yani tencerede. Tamam. Günü bitirebiliriz. Evimize gidelim, uyuyalım. Hem oyun kaydı olsun, hem günü bitirelim, hem de şimdi çalışan alacağız. Artık yok. Bulaşık yıka vesaire derdiyle uğraşmayacağız yani. Tamamdır. Kaç müşteri gelmiş bakalım? Hep 8 geliyordu. Ben bir ara 9 gördüm. Bu sefer de 10 gördüm. İyi.
Şart edilen yemek 10, müşteri 9. Ha bu şey mi, puan mı? Otomatımız yok. Günlük gider 480. Kazanç 1858. Güzel. Fena değil. Evet bak. 10, 6, 8, 8, 9. Bir kere 9 görmüştüm. Geçen de dükkanı erken kapattım diye 6 oldu. Yani. Dur bakalım. Hemen şimdi gidiyoruz. Bu arada yeni yemekler falan açılıyor da. Daha bunları adam akıllı öğrenmedik. O yüzden kilit açmıyorum. Sosisliği açtığımız zaman muhtemelen şu gurme herhalde. Bu gelecek. Yeni bir şey verecek. Plaket verecek falan filan. Herhalde böyle bir şeyler var şurada. Bak bunlarda da var işte. Ya da bu gurmenin şeyini aldığımız zaman bunlar açılacak. Dur bakayım bir saniye. Neredeydi o yetenek? Ha, gurme. Bak bunu tamamladık. Bize kıyma makinesi, döner makinesi ve 8 respes. Respes ne demek acaba? Buna bakmadım. Respes ne oluyor ki? Böyle gurmelerimiz var. Bu çok yakında diyor. Bunlar açık var olan şeyler. Bir sonraki gurmemiz bu olacak ama şimdilik kapalı. Bazı şeyler açıldığı zaman geliyor. Şimdi çalışan nerede o? Çalışanlar. Evet. Cleaning. İki kişi alabiliyoruz galiba. Bu da level kaçtan sonraydı? Level 20'den sonra alabiliyoruz. Bunların günlük yevmiyesi 250. Bunların daha böyle sağlam çalışan bunlar herhalde. Günlük yevmiyesi 1000. Hadi bakalım alalım. Birini hepsini yapabiliyor mu? Böyle seçebiliyor muyuz? Waiter, wash dishes, waiter. Yani cleaning. Bence birisi şu şey görünümlü gibi. Bu ablamızı da sadece temizlikten yana kullanalım. Öyle yapalım. Eğer doğru seçebildiysem, doğru yapabildiysem. Evet ablacığım. Şöyle. Evet, çalışanlarımız bunlar. Ama şöyle yapacağız. Bunu falan taşıyacağız tabii ki. Bunu buradan alıp şöyle taşıyalım abi. Tamam. Temizlik şeyi zaten malzemeleri gerek yok herhalde o tarz şeylere. Yapı mağazasına gelelim bir bakalım. Dış mekan tabela, yüzeyler, istasyonlar. İstasyonlar ne var? Çöp tenekesi. Burada çöp tenekesini alabiliyor muyuz? Onu da oraya alsak. Ha, tamam alabiliyoruz. Bunu da şöyle alalım. O zaman. Lan nereye gidiyorsun? Tamam. Şimdi burası boş kaldı. Buraya bir şeyler yapmamız lazım. Dur, yapı mağazasına gelelim tekrar. İstasyonlar. Bu ne? Asılı şiş rafı. Ha. Kıyma makinemiz geldi. Tamam. Bu neymiş abi? Tabak rafı. Başlangıç servis tezgahı. 3 tane var zaten. Evet, döner yapabiliriz aslında. Dönerin mantığını bilmiyorum ama bir döner makinesi alalım. Bir döner makinesi alalım. Şimdilik bir şöyle koyayım. Şuraya bir tane ne oluyor oğlum? Şuraya bir tane istasyon değil de mobilya mıydı o? İstasyonlarda mıydı yine? Stand değil. Tabela yüzey. Mobilya da olabilir. Ha, çekmeceli bir şey alalım ki çekmecelerini de kullanabilirim. Şu çekmeceliyi de. Aynen. Farklı renkleri de var ama biz şimdi renk değiştirmedik. O yüzden yine aynı renk kullanalım. Ha, hatta iki tane koyabiliyoruz.
Aa, süper oldu. Çekmeceler de işimize yarar ha. Tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Bunu buradan alalım. Bunu şöyle koyalım. Döner tezgahını da alalım. Döner tezgahını da şöyle şuraya doğru koyalım. Bence mantıklı. Menülerimizde var mı peki? Döner biz tezgaha aldık ama ben bakmadım ona. Urfa kebap, domates kebabı, sosli mosli, tavuk şiş, tavuk çorbası. Abi döner. Dur bakayım. Döner yapamıyor muyuz? Urfa, domates, patlıcan, köfte, sosli, tavuk şiş, aşk kurabiyesi, tavuk çorbası, et döner. Haydi. Niye yapamıyoruz? Ya da niye kilitli? Neleri açmamız lazım ki onun için? Makineyi aldık ama et döner yapamıyoruz. Vay arkadaş. Vay arkadaş, vay arkadaş. O zaman ne yapıyoruz abi? Bugün 3 menü çıkartayım mı? Öyle 1, 2, 3. Tavuk budu, tavuk göğsü ve domates çorbası abi. Bugün 3 menü çıkartacağız. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Aa, oğlum bizim suya da ihtiyacımız var. Biz her seferinde tencereyi alacağız, oraya götüreceğiz o zaman. Su doldurmaya. Bir 20. Kaç oldu? 1.30 olmuş. Ha, tam denk getirdim vallahi. Şimdi şöyle koyalım. Ne oldu abi? Aha kuyruğa girdi. Kuyruğa girdiniz de dükkan daha kapalı canım. Ya kapalı dükkanımız. Daha yemekleri hazırlıyoruz. Şimdi öncelikle tom testlerimizi kestik. Şöyle. Süt. Tereyağı. Abi sırayla yapacağım. Nasıl olsa gün biz dükkanı açmadan başlamıyor. O yüzden sıkıntım yok. Tamam mıdır? Bunu açıyorum hemen. Şuradan alalım kaseyi. Şuradan bir kase. Bu arada mangalımızı da hazırlayalım. Bunu da boşu boşuna aldık. Böyle yakma. Az önce soğuk demişti. Şimdi birazcık bekleteceğim o yüzden. Domatesimiz biraz az, alışveriş yapmaya gidebiliriz. Sıfır 20. Sıfır 20. Tamam. Şöyle hemen iki dilimde maydanoz koyduk abi. Şu maydanoz parçası şöyle yükselince ne oluyor acaba? Onu anlamadım. Domates çorbası. Oh, %100 oldu. Şimdi domates, yeşil biber, kırmızı biber, biraz da maydanoz. Alalım abi, bunlar lazım olacak. Domates, kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz. Şöyle 10 tane domates, 10 tane maydanoz, 10 tane kırmızı biber. Aa, şöyle yapsak ya. İptal abi. Sen de iptal. Mesela 10 maydanoz aldık. 10 tane kırmızı biber. Lan aldık. 10 tane domates. Aldık. Eyvah. Kayboldu galiba. Ya yok, şuraya düşmüş de ulan nasıl alacağız onu, oraya düşmüş şeyi. Vay arkadaş ya.
Çin çin. Birazcık uğraşacağız böyle. Biraz uğraştırıyor bizi. O yerdekini alabiliriz inşallah. Burada gösteriyor zaten. Onlar soğutucuya girecek tabii. Dolaba girmesi lazım. Ama dolabımız bizim küçük. Her şeyi o dolaba koymaya çalışıyoruz. Şimdi bunu alabilecek miyiz buradan? Hadi bakalım. Abi ya. Al şunu. Al şunu. Ha gayret. Geçemiyoruz oraya. Allah. Geçemiyoruz. Ne o? Domates mi? Domates bir daha alacağız abi. Boşu boşuna 30 dolar gitti. Orada kaldı artık. Şimdi bunları şöyle birini koyduk. Bunu buraya koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Nasıl olacak o iş? Nasıl yapacağız abi o işi? Dur bakalım. Siz bir gelin şöyle. Bu arada tezgahta soğumuyor galiba. İnşallah. İnşallah inşallah. Yeni dolap falan almak lazım ya daha büyük ya da bunun ikincisini almak lazım. Şimdi canım. Seni şöyle çapraz koysak senin ismini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ki. İlla böyle koymamızı istiyor. Başka türlü yandaki şeyi gözükmüyor. Logosu mogosu gözükmüyor. Bunu böyle koysak. İç içe giriyorlar ama inşallah bug'a girmez. Bug'a girerse burayı dağıtır atar valla. Şimdi mangalımızı yakalım. Dur şuradan. Önce tavuk göğsünü yapalım o zaman. Hazır burada seçili. Gel bakalım bir tane tavuk göğsü. Üç gram acı biber, üç gram tuz. Bir tane tabak çıkartalım şuradan. Ne istiyordu? Kırmızı biber, yeşil biber ve patates. Yeşil, kırmızı, bir tane de patates. Patatesi doğruyoruz. Tamam. Bu hazır. Buraya hemen ikinci şeye neydi? Tavuk göğsü. Yanlış yere koyduğunuz zaman patlıyor elinizde. Hadi geçmiş olsun ondan sonra. Şimdi tavuk budunda iki tane istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tavuk budu. Heh. İki tavuk bacağı. Oğlum bağırma. Ne bağırıyorsun? Domates. Domates, biber, bir tane domatesimiz var orada. Izgarada pişireceğiz. Sonra dilim. Ha, sadece domates ve tavuk. 3 gram tuz, 3 gram acı biber. 3 3 1 2 3 Sadece tavuk ve domates. Başka hiçbir şey yok. Domatesi de pişiriyor muyduk? Aynen. Sonra ne yapıyoruz? Domates dilimleri tabağa ekliyoruz. Okey. Bu da tamam.
11 ile 14 arası kişi arası müşteri gelecekmiş, öyle diyor sol üstte. Hadi bakalım, tavuklarımız hazır, domatesimiz de hazır, hemen dilimleyelim. Tamam. Evet, dükkanımız artık açılmaya hazır. Haydi bakalım. Bizim diğer çalışan dışarıda mı? Nerede bilmiyorum. Buyurun efendim. Çorba. Tavuk butu. Bu ne istiyor? Bu da tavuk butu istiyor. Bak hop, temizliğe başladı bu. Diğer çalışan yok piyasada, onu çözemedim. Bizim diğer çalışan nerede abi? Hakikaten öbür çalışanımız nerede bizim? Ha burada. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun dayı sen? Sen ne yapıyorsun orada? Hepsine aynı işi mi yaptıracağız yani? Ne yapalım? Onu çözemedim. Peki anlamadığım olay, şimdi biz yine bunları mı alıp götüreceğiz mutfağa? Biz mi götüreceğiz bunları mutfağa? Vallahi yine biz götüreceğiz. Yo. Tamam, aldı. E tabak? Oğlum tabakları ben mi alayım? Anlamadım ki. Aa, aldı götürüyor tabağı. Aa süper. Bu ne? Boş tabağı getiriyor. Hop dolaba. Aa güzel, tamam. Bak işte olay budur abi. Biz burasıyla ilgilenirken onlar da diğerlerini halledecek. Tavuk budumuz az kaldı. Tavuk budu çok gidiyor ya. Dur, tavuk budu yapalım o zaman. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ne oldu? Evet, tavuk budu bitti. Dediğim gibi. Ah, level 11 olduk. İyi, hızlı atlamaya başladık artık. Haydi bakalım. Bunlar da tamam. Devam ki. Oh, vallahi paralar geliyor. Tabaklar gelip gidiyor. Bence ikisini de aynı işe verelim. Dur bakayım, çalışanlara şimdi müdahale edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Tamam. İkisi de aynı şeyleri yapsın. Hem müşterilere baksınlar, hem mutfağa girsinler, hem hesap alsınlar, hem tabakları taşısınlar. Bence daha mantıklı. Buyurun efendim. Çorba, son çorba olabilir. Çorbanın altını açalım biz de. Evet. O nasıl bulaşık yıkama lan? Harş hurş, harş hurş. Tamam, çorbamız kaynadı. 0-20. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Devam ki. Daha fazla yemek yapmayacağım. Tavuk göğsü bir tane kaldı. Artık kim alırsa. Daha çorbayı dolaba koyabiliyor muyuz? Şöyle. Şöyle koysak olur herhalde diye düşünüyorum.
Vallahi paralar geliyor ha, akıyor paralar. 12. level olmak üzereyiz hatta. Evet, bugünlük iş bitti. Etrafı topla diyor. Etrafı niye toplayayım oğlum? Boşuna mı çalışan aldık? Müşteriler çıksın. Operasyon tamam zaten. Bunlar alsınlar hesabı. Hadi bakalım. Gel bir de yıkayın burayı. Yıkayın canım burayı. Haydi. Heh, şöyle adam ol. Abi yalnız tek tek yıkayıp götürmeleri sıkıntı. Acaba şey mi yapsak ya? Şu tabaklığı şöyle mi alsak? Çünkü orada yıkıyor, bir tane tabağı alıyor, getiriyor buraya koyuyor. O birazcık sıkıntı gibi sanki. Şuraya mı koysak tabaklığı? Şunu şuradan bir alalım bakayım. Şöyle alalım. Sen de gel bakayım. Seni geçici olarak şöyle bile alsak olur. Sıkışmazlarsa tabii ki. Şu tabaklığı. Gel bakalım dayımın oğlu. Şöyle koyalım bence derim. Oradan çıkarsın koysun, çıkarsın koysun buraya. Ya da yani orayı kullanmayacağız. Oradaki lavaboyu getireceğiz. Yine buraya bir yere koyacağız. Şöyle bir yere koyacağız. Hani o da saçma. Bu sefer burayı niye kullanmıyoruz yani? Niye kullanmayalım? Olacak. Bence şimdilik böyle dursun derim. Ben. En azından böyle derim. Yoksa burası ne işimize yarayacak? Ne yapacağız burada? Hiç mantıklı değil. Ya da şu L yeri şöyle kapatacağız. Buradan giriş çıkış yapmayacağız. Buradan giriş çıkış yapacağız. İki tarafı da açık kalmamış olacak. Bak öyle de olabilir. Hemen deneyelim. Gel bakayım canım. Şurada dur. Sen de gel. Dön bakayım. Tamam. Sen de gel. Dayımın oğlu. Kaç bakayım oradan ya. Tamam. Yani böyle daha mantıklı olacak gibi. Sanki yani. Herhalde galiba. Sanırsam. Şimdilik bunları böyle koyuyorum. İleride işte kıyma makinesiymiş, oymuş, buymuş falan geldiği zaman bunlar hep lazım olacak çünkü. Evet. Şunları toparlayacağız. Menüye yeni şeyler mi girdi? Level atladı çünkü. Bunlar zaten vardı ama ben daha açmadım bunları. Tabii. Evet bunlar çöp artık. Bulaşığı yıkayalım canım. Bulaşığı yıkayalım. Boş durmayalım. Boşuna mı maaş veriyoruz size? Şimdi şu dışarıda kalanları dolaba koymamız lazım. Yoksa bozuluyorlar. Bunlar bozulmuyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ama bunlar bozuluyor. Tamam. 20'de 20 tabaklar dolmuş zaten. Diğer tabaklar burada. Bunlar burada. Buralar zaten boş. Okey. Çorbamızın kalanını da buraya koyduk. 1 litre çorbamız var. Artık. Dolaptan çıkarıp ısıtabiliyor muyuz onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz artık daha sonraki bölümlerde. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüz bu şekildeydi. Bayağı iyi oldu. 9'dan 10'a atladık. 10'dan 11'e atladık. Bir sonraki bölümde 12'ye atlarız falan böyle. Hatta ben belki oynarım biraz da. Biraz ilerletirim oyunu en kötü ihtimalle yani. Yeni bir şeyler açılana kadar. Mesela döner makinesi koyduk. Döner açamıyoruz da. Yani. İki tane çalışanı aldık. Böyle iç içe duruyorlar ya. Şuna bak, tiplere bak. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sinan. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.